Bir de şimdi İslam hakim olacak önümüzdeki yıllarda. Mehdi İsa Mesih'i göreceğiz. Zaten denenenlerinin doğru olduğunu anlamış olacaksınız o zaman. Daha da netleşecek. Kutsal sandık bulunacak. İçindeki kutsal emanetler bulunacak. Bulunduğunda ne oluyor biliyor musunuz? İmanın değeri, yani o olayları gördükten sonraki imanın değeri daha aşağı iner, daha düşer derecesi. Mesela Mehdi'nin zuhurundan sonra, İsa Mesih'in zuhurundan sonra biraz daha değeri düşer. Yani sevap gücü düşer, çok azalır. Mesela İslam hakim olacak, velayet sistemi hakim oluyor. Cömertliğin kapısı kapanıyor. Cömertlik kalmıyor. Münafıkla mücadelenin sevabı kalmıyor. Münafıkla mücadelenin sevabı kalmıyor. Çok önemli bir sevaptır münafıkla mücadele. Münafık çok fazla sevap getiren bir varlıktır. Yani şeytani bir varlıktır. Münafığın ortadan çekilmesiyle sevapta çok ciddi bir düşme olur. Yani sabırın birçok kanalını düşme olacak. Mesela ağzı bozuk adamlar olmayacak, küfredenler olmuyor. Sevap çok ciddi şekilde düşer. Yani rahatlık, ferahlık arttıkça sevabın derecesi düşer. Onun için Allah kısa tutuyor 7 veya 9 sene dünya hakimiyeti. Çünkü sevap azalmış olarak yaşıyor insan. Sevap azalmış ve eğitiminin gücü azalmış olarak yaşıyor. Oh ne iyi oldu diyor. Tamam. Nefsin adına iyi oldu yani. İman açısından da iyi oldu. Tamam doğru. Ama nefsin rahat etti. Ve imtihanın gücü çok ciddi şekilde azalır. Yani Mehdi'nin zuhurundan sonra, İsa Mesih'in zuhurundan sonra çok ciddi şekilde azalır. Ama sonra bozulma başlıyor. Ondan sonra sevap çok artar yine. Ama artık tabii gizli ve mağlubiyet içerisinde diyor. Vazife-i tenviriyesini yapmaya devam ederler diyor. Bir taife-i mücahidini Hakk'ın son zamanlarını gösteriyor diyor 1506. Ta 1542'ye kadar diyor. Gizli ve mağlubiyet içerisinde vazife-i tenviriyesini yapmaya devam ediyor. 1542'den sonra zaten felaket. 45'e kadar 3 yıl yani dünya böyle dehşeti görmemiştir. O onu kıracak, o onu rezalet. Kişi diyor sokakta annesiyle merkebin diyor ilişkiye girmesi gibi diyor. O şekilde ilişkiye girer diyor artık. O kadar rezalet çıkıyor. Din, iman, Allah, kitap, aile, aile hiçbir şey kalmıyor. Diyorlar ki hadi bakalım diyor kıyamet kopsun diyorlar madem öyleymiş. Koptuğu yok diyorlar. Yani daha da azgınlaşıyorlar. Öyle bir ortamda kıyamet kopuyor. Müminler ekran gibi seyredecekler yani ekrandan seyreder gibi. Yani nasıl seyrederler? Belki ellerine bakıp seyredecekler. Belli olmaz.